Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Çocuklar için İslam tarihi 5. seri Hanım Sahabilerin Hayatı 2. kitap Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha. Hazreti Ayşe binti Ebu Bekir radıyallahu anha. Radiyallahu anha. Resulullah'ın eşi, müminlerin annesi Hazreti Hatice radiyallahu anha vefat etmişti. Bu vefattan birkaç gün sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşi olan Osman bin Mahzum'un hanımı Havle binti Hakim Resulullah aleyhissalatu vesselama gidip "Ey Allah'ın elçisi, evlenir misin?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kiminle dedi? Havle binti Hakim, kız istersen kızla, dul istersen dulla. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kız olan kimdir? O da Allah'ın kullarından sana en layık olan Ebu Bekir'in kızı Ayşe'dir dedi. Dul olan kimdir dedi? Havle binti Hakim de Sevde binti Zem'a'dır dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam, git benim için onlarla konuş dedi. Havle binti Hakim, Ebu Bekir'in evine gidip durumu anlattı. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an, o da Resulullah aleyhissalatü vesselama münasip görmüşse ben ne diyeceğim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münasip görmüşse ben ne diyeceğim dedi. Nikahladığı vakit Ayşe radıyallahu anha 7 yaşında idi. Mekkeli müşrikler böyle bir evliliği gayet yerlerinde buldukları için hiçbir laf edemediler. O devirde kızların daha küçük yaşta iken nişanlamaları normaldi. Normal idi. Çünkü gelenekleri böyle işliyordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın nikahı Resulullah aleyhissalatü vesselamın peygamberliğin gelişinin 10. yılı Şevval ayında idi. Günümüzde de Afrika'nın birçok yerinde, Doğu Asya'da, hatta İspanya'da, İspanya ve Portekiz'de buna benzer böyle evlilik normal karşılanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret edince ailesi henüz Mekke'deydi. Azatlı kölesi Ebu Rafi'yi Mekke'den kızlarını getirmesi için gönderdi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir adam kiralayarak çocuklarını Medine'ye getirdi. Medine'ye getirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidin yanına evler yapılmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için mescidin yanına evler yapılmıştı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha babasının evindeydi. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e "Ya Resulullah, seni Ayşe ile birlikte kalmaktan men eden şey nedir?" "Mehir" diye cevap verdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Hazreti Ebubekir radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir miktar para verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o parayı Ayşe radıyallahu anha'ya mehir olarak verdi ve evlendiler. Ayşe radıyallahu anha düğününü şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimize geldiğinde Ensar'dan bir kadın, bir takım kadın ve erkekler toplandılar. Ben de bahçede sallanıyordum. Annem beni götürüp yüzümü yıkadı, saçlarımı düzeltti. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu odaya götürdüler. Benim düğünümde ne bir deve ne de bir koyun kesilmedi. Ayşe radıyallahu anha işte mütevazi evde yeni hayata başlamıştı. Resulullah aleyhissalatü vesselam Ayşe radıyallahu anha'ya şöyle dedi. Sen bana 3 defa rüyamda gösterildin. Melek seni bana beyaz ipekler içinde getirip bu senin hanımın dedi. Ben yüzünü açtım, bir de ne göreyim sensin. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ince vücutlu, büyükçe gözlü, dalgalı saçlı, pembe beyaz parlak, güzel yüzlü bir kızdı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri arasında Hazreti Ayşe'ye karşı müstesna bir sevgi gösterirdi. Bir gün Amr bin As, "Ya Resulullah,
halkın sana en sevgilisi kimdir diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'dir buyurdu. Ya erkeklerden sevgili olanı kimdir? Ayşe'nin babasıdır buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe radıyallahu anh'ın odasındayken Cebrail aleyhisselam geldi. Onu Ayşe radıyallahu anh'a görmüştü. Sahabeden birisine benzetti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle alçak sesle konuşuyorlardı. Ayşe radıyallahu anh'a o kimdi diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Cebrail aleyhisselamdır. Sana onun selamını söylememi emrediyor dedi. Ayşe radıyallahu anha ona selam verdi. Ayşe radıyallahu anha çok küçük yaşta evlendiğinden çocuk ruhluydu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla bazen yarış yapar, bazen oyunlara götürürdü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir savaşa veya geziye çıkarken hanımları arasında kurra çekerdi. Beni Müstalik Savaşı'nda da Ayşe radıyallahu anh'ın ismi çıkmıştı. İslam ordusu ile Ayşe radıyallahu anh'a da gazveye katıldı. Onun binmesi için herdec devenin üzerine yerleştirilen sandık hazırladılar. Ve böylece götürdüler. Savaşın sonunda geri gelirken bir konak arasında Ayşe radıyallahu anh'a abdest bozmak için gecikmişti. O sırada ordu o mevkiden uzaklaştı. Arkadan gelen bir sahabi onu devesine bindirerek Medine'ye getirdi. Münafıklar Ayşe radıyallahu anhaya o erkekle zina yaptı dediler. Medine'de bu iftira ile çalkalandı. Medine bu iftira ile çalkalandı. Haşa. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bu olaya çok üzülmüştü. Kimsenin yüzüne bakamaz oldu. Bu çirkin iftiranın asılsız olduğunu ve böyle bir şeyin olmadığını kime nasıl anlatacaktı? Çaresizdi, sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan emindi. Fakat yine iftiranın çirkinliği yüzünden bir türlü Resulullah'ın huzuruna çıkmaya da cesaret edemiyordu. Bunun üzerine Allah-u Teala bu hadiseden dolayı ayetler indirerek Ayşe radıyallahu anh'ın haklı olduğunu göstermiş ve şahsiyetinin değerini kat kat artmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anh'ı çok severdi. Hatta diğer hanımları bu konuda Ayşe radıyallahu anh'ı çekemez, bazı laflar bile eder, aralarından birisini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderirlerdi. Ayşe'ye ayrıcalık verilmesin diye bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hanımları da kendi nöbetlerini Hazreti Ayşe'ye verirler. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile Ayşe ile beraber olmalarını sağlarlardı. Ayşe radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok kıskanırdı. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe radıyallahu anha'yı azarlamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilhassa Hazreti Hatice radıyallahu anha'dan söz edilmesini istemiyordu. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu da çok seviyordu. Hazreti Hatice radıyallahu anha'ya olan sevgisi diğer hanımları arasındaki farklı bir davranışı veya anlayışı getirmiyordu. Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları arasında bir seçim yapmaz, her birine eşit olarak davranırdı. Hanımları da bunun bilincindeydi. Çünkü Allah'ın Resulünden ölçüsüz bir adalet anlayışı beklemek mümkün olmazdı. Peygamberlik gelmeden önce de bu dürüstlük kendisinde var olan bir karakterdi. Bir seferde Ayşe radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte gelmişti. Ayşe radıyallahu anha gerdanlığı kaybolmuştu. Ashab o gerdanlığı arıyordu. O sırada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha'nın dizlerinden uyuyordu. Ashabtan bazıları Ebu Bekir radıyallahu anha'ya şikayet ederek "Nedir bu Ayşe'den çektiğimiz? Yanımızda su da yok. Sabah oluyor." dediler. Ve bu olay üzerine Allah-u Teala Teyemmüm ayetini nazil etti. Sonra ashab "Ya Ebu Bekir, bu sizin ailenizin ilk bereketi değil." dedi.
Aişe radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hacında da yanındaydı. Bu hacdan sonra Medine'ye dönünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandı. Ya Aişe, ben hala Hayber'de yediğim yemeğin acısını çekiyorum. Hayber'de Yahudi bir kadın koyun etine zehir koymuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan bir lokma yutmuş. Sonra Allahu Teala ona bildirmişti. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu hastalık üzerine Aişe radıyallahu anh'ın evinde kolları arasında ruhunu Allah'a teslim etti. O sırada Aişe radıyallahu anha 18 yaşındaydı. Aişe radıyallahu anha zeki ve iyi kavrayan bir kadındı. İslam dininin emir ve yasaklarını çok iyi biliyordu. Hazreti Aişe radıyallahu anha zamanında müçtehide idi ve fetva verirdi. Özellikle hanımlar herhangi bir mevzuda fikir danışmak üzere Hazreti Aişe radıyallahu anha'ya gelirlerdi. Hazreti Aişe radıyallahu anha bütün hayatını ilimle ve sahabeye ders vermekle, alim yetiştirmekle geçirdi. Ve birçok talebesi oldu. Hazreti Osman radıyallahu an şehit edildiğinde o Mekke'den hacdan dönüyordu. Haberi alınca Mekke'ye geri döndü. Sonra Hazreti Ali'den, Ali radıyallahu anhu'dan Hazreti Osman radıyallahu anhu'nun katillerinin bulmasını istemek için Kufe'ye gittiler. Orada Cemel vakası olarak tarihe geçen o fitne olayı vuku buldu. Hazreti Aişe radıyallahu anha taraftarları yenildi. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu an Hazreti Aişe radıyallahu anha'ya izzet ederek onu Medine'ye gönderdi. Hazreti Aişe radıyallahu anha çok ibadet ederdi. Yetim çocukları büyütür, okutur, sonra onları evlendirirdi. Hatta en çok sevdiğim şey Allah'a ibadettir derdi. Hazreti Aişe radıyallahu anha çok sadaka verirdi. Öyle ki sabah eline geçen hiçbir şey akşam onda olmazdı. Halkın yardımına koşmayı, ne kadar fakir varsa dertlerine derman olmayı, insanlara faydalı olmayı en büyük faziletlerden sayardı. Resulullah aleyhissalatu vesselamın her Müslümanın mutlaka sadaka vermesi lazımdır. Kıyamet günü hesaplar görülünceye kadar herkes sadakasının gölgesinde olacaktır. Bir hurma ile de olsa sadaka verin, çünkü o hurma açlığı giderir. Su ateşi söndürdüğü gibi sadaka da hataları söndürür, yok eder. Bir hurmanın yarısı ile bile olsa cehennem ateşinden korunun. Onu da bulamazsanız tatlı ve güzel söz söyleyiniz ki bu da sadaka yerini tutar. Buyurduğunu ve onun sözlerinin boş yere olmadığını çok iyi biliyordu. Müminlerin annesi Aişe radıyallahu anha hicretin 57. senesinde 17 Ramazan'da salı gecesi 66 yaşında Medine'de vefat etti. Ebu Hureyre radıyallahu anha cenaze namazını kıldırdı ve Cennetül Baki'ye defnedildi. Allah ona rahmet etsin. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.